Merhaba, yeni bir Esma dersinde şükür kavuşturana. Bugün El-Vahid ismini idrak etmeye çalışacağız inşallah. Vahid duymuşsundur, tekbir, Arapçada da rakam bakımından ama tabii ki sayı bakımından bir anlamında kullanılmıyor burada tevhid açısından. Bak, tevhid, vahid, gördün mü? Birlemek yani. Şimdi bir tek, hani unique, eşsiz, benzersiz İngilizce'de deniliyor ya. Senin bir eşin benzerin var mı? Yok. Bir böyle düşün. İkiz bile olsa, üçüz bile olsa parmak izleri farklı. Daha detayına girsen kim bilir neleri farklı. Benzeri var ama eşi yok. Allah için demiyorum tabii, hani yeryüzünde olan şeyler için. Eşsiz ve benzersiz tek. Vahid ortağı olmayandır ve hat benzeri olmayandır. Tamam? Vahid ortağı olmayan, hat benzeri olmayan. Bir tek, yani bir virgül tek değil. Bir tek bir şey olarak düşün bunu. Eşsiz ve benzersiz tek. Bölünüp parçalara ayrılmayan mutlak ve sonsuz bir manasına gelir. Peki madem bunu diyorsun, bütün kelam, tefsir filan bunu söylüyor da, niye burada bir Allah var, burada da bir yaratılan var diyorsun? Sufiler bunu demiyor. Budistler de, Hindular da demiyor. Mistik tecrübeyi yaşayan herkes bunu demiyor. Dilin sınırlılığı içerisinde tecrübe aktarılıyor. Problem oradan kaynaklanıyor. Bir de insan zihni bu dünyaya alışmış. Ben senden ayrıyım, koltuk benden ayrı, kitap benden ayrı, gözlük benden ayrı. Ama gerçekte kuantum dünyaya girdiğin zaman hiçbir şey birbirinden ayrı değil. Bol bol kuantum altı, kuarkların, fotonların dans ettiği bir dünya. Elektron mikroskobu getir şimdi benim bulunduğum odaya. Böyle gözükecek. Bütün alem öyle gözükecek zaten. Bak ne dedi? Bölünüp parçalara ayrılamayan mutlak ve sonsuz bir. Bunu nasıl açıkladı? Bütün mistik tecrübelerde, ki esmalardan bir tanesi muhit, okyanus anlamına geliyordu. Hepsi bu birliği, tekliği okyanus olarak anlatmış. Budist de öyle, Hindu da öyle, Japonu da öyle, Sufisi de öyle. Bu birliği hep deniz, okyanusla anlatmaya çalışmışlar. Denizi bölüp, dalgayı oradan bölüp parçalara bölebiliyor musun? Yok. Onun içinde bütün dalgalar. Peki, bunu bir de tabii su olarak bir metafor kullandık. Deniz sudan olmuş sonuçta. Işık. Işığı kesebiliyor musun? Mesela bak, ışık önümde var. İster güneş ışığı, ister mum ışığı fark etmez. Parçalara ayırabiliyor musun? Diyeceksin ki ışığın en küçük parçası foton. İyi de onu da anlattık kuantum derslerinde. Sen ona bakarken, ölçmeye çalışırken o zaten gitmiş oluyor dalga olduğu için. O yüzden de Allah kendini nur ve muhit olarak nitelendirirken lütfen bu vahid esmasını da bir arada düşün. Yerlerin ve göklerin nuru, ışığı. Atom olduğu dünyada zaten her şey ışık. Ve bir deniz. Ne güneşle ben ayrılamıyorum o dünyada. Sadece bilinç. Elvaht, tekliğe ve birliğe delalet eder. Vahidin mastarı teklik manasındaki vahdettir. Zıttı da çokluk manasındaki kesrettir. Tasavvufta kesrette vahdet, vahdette kesret. Upanishadlarda da bu kavram var. Budizmde de var. Kendi dillerinde söylemişler. Kesrette vahdet. Ne demek? Çoklukta birlik. Şimdi onu anlatacağım. Peki vahdette kesret. Vahdet bir okyanus düşün. Dalgalar çıktı. Vahdette kesret. Ama hepsi o okyanusun içinde. Bütün varlıkta öyle. Diyor ki hadiste,
Yalnız Allah var idi, onunla beraber bir şey yok idi. Hazreti Ali de diyor ki peygamberimiz bunu söyledi diye ona haberi getirdiklerinde aynen şu anda da hala öyledir. Tabii ki tefekkür lazım bunun için, idrak lazım. Şimdi vahid ismi açısından varlık iki kısım. Bir, bölünme kabul etmeyen varlık, buna vahdet denir. Yaradan'a varlığı böyledir. Denizi mesela veya ışığı parçalayamıyorsun hani vahdet açısından baktığında. Bölünme kabul eden varlık, buna kesret denir. Mesela bir sembolizm kullanıyorum. Nar bir tane, aç içinden bir sürü bir sürü, zaten tasavvufta da nar örneğini çok verirler veya deniz dalga örneğini çok verirler. Narı açtığın zaman 1000 tane. Çarşıdan aldım 1 tane, eve geldim 1000 tane. Vahdette kesret. 1 tane nar, açtığın kesreti gördün. Şimdi insan ben diyebiliyorsa ve bu beni bir olarak eşsiz algılayabiliyorsa, düşün kendine ben dediğini, değil mi? Eşsiz, benzerin yok, tek, yani tek olarak algılıyorsun sen kendini. Peki kendini parçalara ayırabiliyor musun? Zihninde ben dediğin zaman kolum ayrı, bacağım ayrı, aklım ayrı, gönlüm ayrı, hayallerim ayrı, dileklerim ayrı diye ben dediğin zaman hepsi aynı anda içinde, değil mi? Bir vahdaniyet, parçalara ayrılmadan ben dediğin zaman böyle. İşte vahid esmasının tecellisi yüzünden sen de ben diyebiliyorsun. Ferdiyet oluyor, teklik oluyor sende. İnsanı kendi türü içinde vahid kılan şey Allah'ın vahidiyetinin insandaki tecellisidir. İnsan bu tecelliye mazhar kılınmasaydı ben idrakine ulaşamazdı. O zaman onun da Kur'an-ı Kerim'de ben diye konuştuğu vahid, vahdaniyet boyutundan. Demek ki ben diyebiliyorsam, şahsiyetim varsa beni diğerlerinden ayıran vahdaniyet tecellisi yüzünden. Şahsi vahidiyet de Ahmet'i Mehmet'ten, Hasan'ı Hüseyin'den ayıran husus bu. Görüntü olarak, genetik olarak, duygu, düşünce, yaşantı, tecrübe olarak, her neyse, Ahmet Mehmet'ten farklı, Ayşe ondan da farklı. İşte bu vahid esmasının tecellisi nedeniyle oluyor. Allah'ın vahidiyeti zata değil, sıfatlarına ve fiillerine dönüktür. Bu önemli. Tasavvufta bunu çok kullanır. Bu yüzden açıklayacağım. Bu yüzden vahidiyeti ehadiyetten farklı olarak kesret suretinde tecelli edebilir. Celal ve cemal sıfatları, lütfu ve kahrı, ödülü ve cezası, hayatı ve ölümü yaratması hep bu tecellilerin kesret suretinde görünen sonuçlarıdır. Evet. Şimdi vahid esmasının tecellisiyle parmak izi herkese özel. DNA yine o kişinin parmak izi, gen haritası. Göz retinası, değil mi? Böyle cep telefonu artık
ona bakıp da açılıyor. Bir ikincisi olsaydı güvenlik olmazdı. Ne cep telefonu için ne de işte NASA'ya filan giriliyor. İşte bu vahidiyet tecellisi yüzünden bu tür şeyler oluyor. Parmak izinin tekniği basıyorsun değil mi? Şeye gittiğin zaman bir ara Covid'den önce elini koyuyordun hastanelerde. Avucunu okuyordu. Çünkü bu avucunun içindeki haritada eşi benzeri yok. İkizinde bile yok. İşte bunlar Vahid isminin tecellisi. Bunlar ilahi imzalar. Herkese doğuştan verilen ve insanın dahli olmayan vahidiyet tecellileridir. Tevhid. Tevhid birlemek demek. İslam'ın temeli nedir dersen birlemektir. İslam'ın en temel esasıdır. İslam adına ne inşa edilmişse tevhid temeli üzerine inşa edilmiştir. Burada Şems Tebrizi'nin lafı geliyor aklıma, diyor ki herkes Allah bir diyor, kimse Allah iki demiyor. Cevap ver bakalım, sen kaç kişisin? Sorun burada, kendini birleyebiliyor musun? Duygular, düşünceler, işte rezonans kanununda anlatıyoruz. Başka bir şey düşünüyorsun, kalbin başka bir şey hissediyor. O yüzden istediğin şey olmuyor hayatta. Böyle bölünmüşlük. Bütün bunlar birlendiğinde, hep yoga dersinin sonunda diyoruz ya, beden, zihin ve ruh dengelendi diyoruz. Tek bir çizgi haline geldiğinde, aynı titreşim düzlemine geldiğinde tevhid. Yani duyuşun, düşünüşün, amellerin, hislerin hepsi için dışın bir. Göründüğün gibi oldun, olduğun gibi göründün. Bunlar hep vahdaniyet tecellisi. Bu olmadığı sürece zaten insanların %95'i içi ayrı dışı ayrı. Kalbi ayrı hissediyor, zihni ayrı düşünüyor. Dili hele başka söylüyor. O yüzden psikolojik sorunlar, anksiyete, kaygı durum bozuklukları, panik atak, çok ilerlerse bipolar, iyice bölünüyor, manik depresif oluyor. Depresyon, zaten beraberinde gelen hayatını iyi yönetememe, ilişkilerini yönetememe, mutsuzluk, ne ararsan var. Hep bu kendi varlığında tevhidi gerçekleştirememekten. Başlangıç aşamasında kademeli tevhide gideceksin. Evet, bir yaratan var, bir de sen varsın. Hep burada kalırsan asla tevhid olamazsın. Hala ikilik var. Bir sen var, bir de o var. Hala ikilik var. Hala sorun var. Üç tane tevhid var. Tasavvufta bu mertebeler adım adım gidiliyor zaten. Aşağıdan yukarıya gidelim. İlk tecrübe edilmesi, hal haline getirilmesi gereken efal tevhidi, yani fiillerin birliği. Yani bu alemde gördüğün bütün bu eylemler, fiiller bir tek varlıktan çıkıyor. O vahitten, hu'dan, huveden. Ki Kur'an-ı Kerim'de attığın zaman sen atmadın fakat Allah attı. Diğer derslerde çok detaylı anlattım bunu. Kısaca geçeceğim. Yani hala bak, fatıra bak. Kadir muktedir de çok detaylı anlattım. Attığın zaman sen atmadın, o attı. Ne diyordu zaten? Kulum nafile ibadetlerle bana öylesine yaklaşır ki onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Daha ne desin işte? Bunu yaşayan da Enel Hak dedi, derisini yüzdüler. İnsan şaşıp kalıyor olanlara. Bu Kur'an'daki bu ayetten farklı bir şey söylemedi ki. Ve şah damarınızdan daha yakınım demedi mi zaten? Ama bugün ve tarihte de her zaman idraki kıt olanlar, çok dar görüşlü olanlar, kendileri gibi düşünmeyenleri acımasızca eleştirmek ayrı. İşte İmam Gazali diyor ki bunların kanları helal, malları helal, ırzları helal diyor. Daha ne olsun yani? Bir de yani İslam dünyasının en büyük beyinlerinden diye sana söylenen kişi de bunu söylüyor. İbn Sina için, Farabi için, kendisi gibi düşünmeyenler için anlamında söylüyor. Hiç tahammül yok. Hala öyle, hiçbir şey değişmedi.
varlık üzerinde mutlak tasarruf sahibinin Allah olduğuna önce ilmel yakin, şimdi bunu kulakların duydu, sonra aynel yakin, tuttuğun oruçlarla, yaptığın zikirlerle veya yogalarla, meditasyonlarla, hangi yolu tutuyorsan, üzerindeki fıtratının üzerindeki perdeler açıldıkça, ışığının üzerindeki sisler açıldıkça görmeye başlayacaksın ki bu alemde bir tane fail var. Allah her an bir şeyendedir. Artı hakkel yakin, en nihayetinde de kendi varlığında bunu deneyimleyeceksin. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı, bunu varlığında deneyimleyeceksin hakkel yakin. Bunlara tasavvuf derslerinde ileride çok detaylı konuşacağız, bu esma dersi. Sadece kavrayışı esma ile bağlantılı olarak oturtmaya çalışıyoruz. Sıfat tevhidi, bu alemde gördüğün bütün sıfatlar, mahlukatta, yaratılışta gördüğün hepsi ona ait. Ondan birer yansıma. Ayna kırıksa az bir şey. Ayna sisli pusluysa sisli puslu yansıtıyor. Yani varlık. Ama tüm mükemmellikler, güzellikler ona aittir. Mesela bir yerde şefkat gördün. Bir kaplan yavrusunu şefkatle yalıyor, emziriyor. Orada gördüğün kaplanın yavrusuyla oynaşması perde. Neye perde? Rahim esmasına, sıfatına perde. Aslında orada, ya da ayna metaforunu kullanayım. Rahim esması o aynada. Ayna ne? Kaplan ve yavrusu. Oradan çıkan şefkat. Ama kabı kadar. Bir insan yavrusunu, bir insanın kendi yavrusuna duyduğu merhamet, bir de insanı kamilin, peygamberin duyduğu alemlere rahmet olarak gönderildi. Ama bir de Allah'ın rahmeti, en mükemmeli onda. Hepsi burada yansıtacak onu. Bütün sıfatlar. Bu alemde gördüğün tüm sıfatlar. İki aşık birbirini seviyor değil mi? Görüyorsun. Veya kumrular nasıl, değil mi, oynaşıyorlar? Bir ayna. Tecelligah o anda. Ne tecelli ediyor orada? Vedud esması. Yansıyan aynanın saflığına göre, potansiyeline, kabına göre oradaki aşk muhabbet yansıyacak. Bir mürşit, mesela bir Mevlana ile Şems Tebrizi'nin arasındaki aşk, iki kumrunun arasındaki aşk aynı mı? Şey açısından aynı aşk yani. Sonuçta aynı kaynaktan tecelli ediyor. Ama gittikçe kemale ermesi açısından. Ya da peygamberimizin Allah'a olan aşkı, değil mi? Dereceler var. Yaratılış gereği böyle ref'i esmasında işlemiştik. Varlıkta dereceler var. Hissedişlerde bile var. Bilinç düzeylerinde de var. Zat tevhidi, bu tevhidin zirvesi, mutlak varlığın tek bir oluşuna delalet eder. Her şey fani olacak. Sadece onun zatı baki kalacaktır. Bunu ölmeden önce ölüp yaşayanlar enel hak deyince de derisini yüzüyorlar. Böyle enteresan bir dünya yani. Çok ilginç bir dünya. Vahid maddesinden Kur'an'da 67 adet kelime yer alır. Bunların hepsi de isim formunda gelir. Bu maddeden Kur'an'da hiç fiilin yer almaması hayli dikkat çekicidir. Bu isim Kur'an'da 22 yerde Allah'a isnatla kullanılır. Vahid ismi ilah ismiyle birlikte gelir. Geldiği 16 yerde ilah ismiyle birlikte gelir. Hepsinde de ilah ismi öndedir. İlah, uluhiyetin kaynağı, eşsiz benzersiz mabut demektir. Bu isim sadece Allah'ın zatına bakar. Bu isim fiile bakan bir isim değildir. Bu ismin tecellisi, tecelli nesnesine haşa ilahlık yansıtmaz elbet. Ancak ilahın tekliğini ve yeganeliğini pekiştirir.
sadece Allah'ın zatına bakan ilah ismi ile Allah'ın fiiline bakan vahid ismi. Ne dedik? Bütün bu fiiller, Karagöz Hacivat oyunu zaten böyle ortaya çıkmış, biliyor musun? Bir tek kişi değil mi gölge oyununda Karagöz'ü seslendiriyor, Hacivat'ı seslendiriyor, oradaki komşuyu, eşini, birisini sokuyor, birisini çıkartıyor, sesini değiştiriyor. La faile illallah, Allah'tan başka faili yoktur anlatmak için o şeyhin adını unuttum, müritlerine böyle bir oyunu yaratıyor ve oradan göstermek istiyor ki tek fail var. İşte o yüzden Allah'ın fiiline bakan vahid ismi, birlikte esmanın çift kanatlı tecellisini temsil eder. İlah ismi mastardır, vahid ismi ismi faildir. İlki zatı, ikincisi fiili temsil eder. Vahid ismi kahhar ismi ile birlikte gelir. Vahid ismi altı yerde kahhar ismiyle birlikte gelir. Yukarıdakinin aksine, hepsinde önce vahid ismi gelir, sonra kahhar ismi gelir. Allah'ın eşsiz ve benzersiz tekliğini ifade eden vahid ismi ile onun karşı konulmaz otoritesini ifade eden kahhar ismi, tıpkı ilah ve vahid isimleri gibi ilki ilahi zata, ikincisi ilahi fiile bakan iki kanadı temsil ederler. Yusuf 39'da, ey hapishane arkadaşlarım, birbirinden farklı birden fazla Tanrı'ya inanmak mı daha makul, yoksa bütün varlıklar üzerinde kahhar olan, biricik olan Allah'a mı inanmak? Kahharı el-kahharda açıkladık, öyle kahreden demek, dönüştürmek demek. Çok detaylı anlattığım için girmeyeceğim. El-Kahhar videosunda öyle kahretmek, yani Allah seni kahretsin, böyle küçücük aklınla hani böyle intikam dolusun, öyle söylüyorsun. Halbuki kahhar öyle değil. Geceyi gündüze kahrediyor, dönüştürüyor. Gündüzü de geceye kahrediyor. Seni de halden hale sokuyor. O kahredici olaylar yaşarken aslında seni dönüştürüyor. Hani o eski halimden eser yok şimdi diyor ya, şeyde, türküde İbrahim Tatlıses, seni bir halden bir hale dönüştürüyor. Kahhar isminin gücü bu. Şimdi saat 65-66 da, de ki ben sadece bir uyarıcıyım. Vahid kahhar olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yani peygamber öyle bir tecrübe yaşıyor ki bunu hem Kur'an'dan hem hadislerden hem sufilerin tecrübelerinden hem dünyadaki diğer dinlerdeki mistiklerin tecrübelerine baktığımızda ortak bir şey fark ediyoruz. Bir şey yaşadı ki bir okyanusla karşı karşıya kaldı. Sembolizm yapıyorum. Onu muhit olarak dedi zaten. Ve gördü ki bütün varlık onun içinde. Onun dışında olan bir şey yok. Ama dil sınırlı. Dilin sınırlılığı bir yana, karşısındaki muhatabın zekası daha da sınırlı. Nasıl anlatacak bütün bunları? Ancak bu yolculuğu yapan sufiler, mistikler, deneyimi yaşadıkça deneyimlerinin karşılığını bu ayetlerde görmeye başlıyorlar ve peygamberin veya diğer mistiklerin ne anlatmaya çalıştığını idrak ediyorlar. Vahid ve kahhar olan. Yani bütün bu sıfatların, bütün bu fiillerin kaynağı bir tek yerden ve bir de dönüştürüyor, halden hale sokuyor. Dalgayı gönderiyor kıyıya, tekrar kendine geri alıyor. Dönüşüm, yin ve yang.
Açıyorsunuz, o kadar sığ bilgiler var ki. Mesela Mü'min suresi 16. ayette ahiretten bir sahne anlatılıyor. O gün onlardan hiç kimse Allah'tan hiçbir şeyi saklayamadan gerçek yüzleriyle ortaya çıkarlar. Yani her şey ortaya çıkar. Bak şimdi, işte kafayı böyle bozuyor. Bugün mutlak iktidar kime aittir? Niye iktidar? Niye illa kral? Niye illa tahta otursun? Niye otorite? Niye böyle anlıyorsun kahharı? Bu ayette sorunun başında Allah der ki, ve sonunda onlar dediler ki ibaresi bulunmaz. Çünkü o gün ve orada muhatap kalmamıştır. Allah'tan başka her şeyin yok olduğu bir ortamda kim sordu ve kimler cevap verdi soruları gereksizdir. Elbette soran da cevap veren de odur. Zira o vahid ve kahhar olan Allah'tır. Bu kıyamette değil, şu anda da aynen böyledir. Kim bu soruya şu anda kendi içinden sorup cevap verirse böyledir. Bu esmalarındansı kendinden kendine. Bak, o kadar açık ki Kur'an'da bazı şeyler. Sufiler bunları hep anlamışlar. Ama işte insan idraki tuzak kuruyor. Kendinden kendine sorup kendinden kendine cevap veriyor. Halden hale. Sen kendi iç dünyanda değil mi bir sevgi ne doluyorsun? Vedud esması, bir şefkatle rahim esması, bir bağışlıyorsun afü esması, bir yumuşak huylusun Rauf. Bazen müntekim yani intikam almak istiyorsun. Bak iç dünyamda nasıl esmalar dans ediyor. Ha, kemal boyutta değil. Hani esmaların kemali var ya, zaten esmaların kemali olduğunda insanı kamil olacaksın. Ama sevgi, ama az ama çok, herkeste kendi kabınca var. Ama seyri sulukta ne yapıyorsun? Bu sevgiyi kemale erdiriyorsun. En nihayet ilahi aşka dönüyor. Merhamet ama az ama çok. Ama seyri suluk yapınca ne oluyor? O merhamet duygun kemale eriyor. Kemale ermiş olsa da ermemiş olsa da her haliyle içinde bir esmaların dansı var zaten. Ahirette de her şey helak olacak, yalnız Hakk'ın yüzü baki kalacak. Ayet böyle değil mi? Görecek orada tüm varlık, damlalar denize kavuşacak. Tabii kimisi direkt kavuşacak, kimisi işte cehennem mertebeleri var. Cennet mertebeleri bile perde. En üst mertebeye gelene kadar. Ölmeden önce ölmemişsen cennette oyalanacaksın. O yüzden sufiler cennet ayetlerinde hüngür hüngür ağlıyorlar. Çünkü niye eşekler cenneti, duyular cenneti? Aristo diyor ki kümes hayatı. Yemek, içmek, çiftleşmek. Bak orada meyveler verecekler sana. Tahta oturacaksın, ipek elbiseler giyeceksin. Bilezikler elinde sallanacak. Gılman, küpeli erkekler de verilecek. Huriler. İşte kümes hayatı biraz şey kaldı ya. Biraz daha latif kaldı. Hani kümes hayatı. Ne diyeceğim ben oraya? Eşekler cenneti. Evet. Bir kadın izliyorsa bunu, sen o cennette kendine ne kadar yer buldun? Hurileri ne yapacaksın sen? Lezbiyen misin? Şimdi bunların hepsi sembolizm olarak anlamazsan, senin ben bu soruları genç kızlardan duyduğum için burada söylüyorum. Neler neler diyorlar daha, neler neler. Sen çağında sorgulamayı bilmiyordun. Ama senin çocukların, gençler öyle mi? Ya senin dinini reddedecek, deist olacak, ateist olacak ya da başka bir din ihtiyaç çünkü Hindu olacak, Budist olacak, Şaman, şimdi Şamanizm çok meşhur Türkiye'de de eski dinimize dönelim diye bir akım var. Bu rezillikleri görünce millet deist de olmak istemiyor. Bari diyor eski dinimize geri dönelim, Şaman olalım. Hani diyor ya, bu yaptıklarınız kendi elleriniz yüzünden. Ayet ne kadar güzel değil mi? Bu hale el birliğiyle bu çocukların anne babaları, bu toplum bu hale getirdi.
Dedik ki vahid ismi her insanda tecelli eder. O yüzden bir benlik duygusu vardır, şahsiyet vardır. Sonra parmak izi, göz retinası, DNA, RNA ona ait. Her tohum tanesinde vahid esması tecelli ediyor. İki tane fasulyeyi koy, birbirinin aynı olmadığını göreceksin. Şimdi bir de mesela diyelim ki bir Einstein'ın benzeri yok. Vahid esmasının tecellisi. Bir Newton'un yok. Bir Mustafa Kemal Atatürk'ün yok. Aynı zamanda Hitler'in de bir benzeri yok. Yaptıkları bakımından. Tamam, her birimiz de özeliz ama mesela komutanlar arasında ister negatiflikle ister pozitiflikle tek olanlar var. Bir de sıradan böyle binlerce komutan var tarih boyunca. O bir tanesi sıyrılıp tarihe mal olduğunda vahid esmasının tecellisi. Yine bir diyelim telefonu icat etti. Sıyrıldı. Veya işte diyor ki Oscar ödülünü aldı. Veya bir tanesi 10 yıl üst üste aldı. Sıyrıldı. Gittikçe tek ve eşsiz olmaya başladı. Onda vahid esması tecelli ediyor. Tek ve eşsiz olmaya başladıkça bir şey, Mevlana tek ve eşsiz, Hazreti Muhammed tek ve eşsiz. Bir de arada sürüler var. Birbirinin kopyası. Evet, ve parmak izleri farklı, göz retinası farklı ama bu söylediğim bağlamda hani özelliği olan, sivrilen, sıyrılan. Evet. İki ağaca bakın, ormana gidin. Birbirinin benzeri, yani aynısı ağaç bulamazsın. İki güle bak, iki kuşa bak. Neye bakarsan bak. İşte hani bir yarattığını bir daha tekrar etmiyor, tekrarı sevmiyor. Sanki tek kurabiye kalıbından çıkmış gibi insan diyorsun değil mi? Kadın ve erkek. Irklara bak. Göz renklerine bak. Saçlara bak. Kendi doğurduğun çocuklara bak. Biri birine benziyor gibi görünse de ne kadar farklı. İkiz bile doğurmuş olsan. Tekrarı sevmiyor. Yani Allah yaratırken tek tek yaratıyor. Yani ne demek istedim? Eşsiz ve benzersiz yaratıyor. Kendisi nasılsa, hani ressam kendi ruhundan tabloya kattı diyoruz ya, veya bir müzik bestesi için, ah bestekar kendi ruhunu ne kadar iyi yansıtmış bu müzik bestesinde. Sen bu aleme hiç öyle baktın mı? Bu alemin ressamına, bu alemin sanatkarına, bu alemin bestekarına ya da ilim sahibine, ki üzerine elbise gibi giyinen o, ne diyor? Can bir tane. Sufi öyle diyor. Ağaçtaki de can, kedideki de can, sendeki de can, can bir tane. Ama kılıkları farklı. İşte kesrette vahdet. Tasavvuf derslerinde inşallah bunları detaylı işleriz. Bir Esma-ül Hüsna dersimizi Allah'ın izniyle tamamlamak nasip olsun. Sen ben diyebiliyorsan, kendi eşsizliğini fark edebiliyorsan, vahid esması yüzünden. Peki, mesela otizmde sorun ne? Ağır otizmde benlik duygusu yok, ben diyemiyor. Ne yapıyor? Annesinin elini tutuyor, bir şeyi isterken oraya koyuyor. Annesinin eli, kendisinin eli. Çünkü nerede kendi eli bitiyor, nerede annesininki başlıyor bilmiyor. Vahid esması o anlamda yok. Benlik geliştiremiyor. Çok ilginç değil mi? Vahid esması tecelli ettiği zaman derece derece tevhid hali başlar. Kişi ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin bu mertebelere gider.
önceden Ali yaptı, Mehmet yaptı, o yaptı, bu yaptı derken yapan yaptırana bakmaya başlar ki o Karagöz Hacivat oyununda sembolleştirilen işte Allah'tan başka fail yok, onu görmeye başlar. Bu defa onunla konuşmaya başlar. Bu tevhid mertebesinde bana ne mesaj vermek istedin, bana ne öğretmek istedin? Bak, Taif'ten taşlandığı zaman Peygamberimiz, ayakları eli yüzü kan içinde kaldığı zaman direkt Allah'a dedi ki, onlar bunu yaptı, şunlar yaptı diye şikayet etmedi. Dedi ki, eğer bana gücenmediysen ben bütün bunlara sabredebilirim. Eğer bana öfkelenmediysen, hani yapan yaptıran Allah biliyor onu o. La faile illallah, Allah'tan başka fail yok, biliyor. O çocukları sevk eden, o çocukların eline taşları verdiren, büyükleri sevk eden, bunu biliyor. Diyor ki, yeter ki bana darılmış olma. Yeter ki bana kızmış olma, ben tüm bunlara sabredebilirim. Demiyor ki yüzlerce çocuk beni taşladı. Yapan yaptıranın kim olduğunu bildi. Taif'te taşlandıktan sonra yaptığı duaya bir bak, bu gözle bir de oku. Eylemlerin kaynağının, başına gelenlerin kaynağının nereden geldiğini biliyor. Burada aklıma bir Hindu şeyi geldi, öyküsü geldi. Usta, guru, öğrencisine diyor ki, bu alemde ne varsa hepsi o. Hani dedik ya, tek bir cam var, hepsi farklı elbisede. Bunu kendi diline göre diyor ki, burada gördüğün her şey Tanrı, Brahman. Ben Brahman'ım, sen Brahman'ız, ağaçlar Brahman, güneş Brahman. Bu bir bilgiyle çok büyük bir zevk alıyor, genişliyor, çıkıyor Hindistan sokaklarına. O sırada fil üzerinde sürücüsü böyle geliyorlar. Millet tabii kaçışıyor. Filin sürücüsü diyor ki, çekil yoldan diyor. Çekil be adam bu yoldan. Bu o anda bir transa giriyor. Diyor ki, ben Tanrıyım. Fil de Tanrı. Tanrı'dan Tanrı'ya zarar gelir mi? O anda fil onu hortumuyla bir sarıp bir güzel böyle yere çakıyor. Üstü başı darma duman oluyor. Biri aptal diye bağırıyor sürücü. Bu da gidiyor gurusuna ağlayarak ve hayal kırıklığıyla, hani sen bana böyle söylemiştin her şey Tanrı'ydı diye. Evladım, her şey Tanrı'ydı. Sen de Tanrı'ydın, fil de Tanrı'ydı. Niye filin üstündeki Tanrı'dan sana seslenen ikazı dikkate almadın? İşte mistisizminde en çok takınılan, yani ayakların kaydığı yer burası. Miskinlik geliyor. Halbuki Tanrı ile Sohbet adlı bir kitap vardı mı, ne güzel. Tüm alemde onunla sohbet ediyorsun. Kurttan kuştan seslenen o, kulağını verebilene. Ne diyor, yerlerde ve göklerde durmadan Allah'ı zikrederler ama siz onu işitemezsiniz. O da diyor ki, cennet, şol cennetin ırmakları akar Allah diye diyor. O da böyle duyuyor. Kulağındaki perde kalkmış. İşte Vahid ismi tecelli ettiği zaman kişi aklını, gönlünü, duygularını, hislerini, düşüncelerini, inançlarını, eylemlerini, yaşam tarzını birler. Zaten bu birlik olduğu zaman ne akıl hastalığı olur, ne bedende hastalık olur. Hani Şems Tebrizi'nin dediği gibi, herkes Tanrı bir diyor. Doğruyu söyle, sen kaç kişisin? Sen kaç kişisin? Aklın başka, kalbin başka, dilin başka. Kaç tane sen var? Rüyanda bir de başka. İşte Vahid esması, İslam'ın temeli olan tevhidin kökü, birlemek. İşte rezonans kanunu aslında bir yerde bu tevhidi anlatıyor. Çünkü ne yapıyordun orada? Düşüncelerinle hislerini eşit frekansa getiriyordun. Bir de bu gözle rezonans kanunu derslerimizi dinle. İçinde birliği yakalamış kişi ya olduğu gibi görünüyor ya göründüğü gibi oluyor. Münafıklık yok. İçi başka, dışı başka değil. Vahid esması tecelli ettiği zaman en yüksek boyutta o zat tevhidini yaşar ve enel hak tecrübesini yaşar. Ölmeden önce ölür. Şah damarından daha yakın olanı tam anlamıyla tecrübe eder. O zaman kulum nafile ibadetlerle bana yaklaştığında gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurumdaki gibi. Tam bir tevhid. Tam bir tevhid.
Madem İslam tevhidi getirdi, İslam dünyasına bak ne kadar tevhidi anlamış, ne kadar tevhidle beraber düşüp kalkıyor. Kendine bak, yaşadığın topraklara bak, anla. Bundan sonra da kendine bir hedef koy. Bir kendini birle. Duygularını, düşüncelerini, davranışlarını birle. Devamlı içini murakabe yap. Rakip esmasında anlattık. İçini gözle. İçin ayrı, dışın ayrı olursan hasta olursun. Hem akıl sağlığını korumak için, hem gönül ferahlığı elde etmek için, bütün bunlardan dolayı bedenin de şifalanacağı için, dünyada da ahirette de yüzün güler. Tevhidin gerçeği, hakikati idrak edilsin. Varlığımız birlensin iç dünyamızda. Ve bu tevhid mertebelerini efal, sıfat ve zat yaşamak bize ve sevdiklerimize, zürriyetimize nasip olsun inşallah. Tasavvufun ve İslam'ın, yani İslam'ın ve tasavvufun oturduğu vahid tevhid. Tevhidin sırları. Artık idrakin öyle derinleşiyor, öyle genişliyor ki her yerde sen, her şeyde sen. Bak birledi. Batıl zayi oldu, değil mi? Hak geldi, batıl zayi oldu. Batıl ne? Bu görüntüler dünyası. İçinden ne çıktı? Batın hu. Birlendi. Zat çıktı içinden. Can bir tane, elbiseleri farklı. O elbiseleri soy, bir tane can. İşte bak tevhid birledi. Bu manevi boyutta. Bir de maddi boyutta konuştuk işte. Parmak izinden oradan buradan. Allah tevhidi her bir hücremizde tatmayı nasip etsin inşallah. Bir dahaki derste görüşmek üzere.